Merhabalar, ben Kötü Kötü ve Köfte Firma Craft'ın, ya Kasa Efsun diyecektim. Dördüncü bölüme hoş geldiniz. Ve bir anda kendimi süper hızlı koşarken yavaş bir halde buldum. Demin Efsun'un 42 demişim pardon, 52. bölümünü çekiyordum. Evet. Ne gördüğünüz gibi yepyeni bir ev yaptım. Yay! Ev burada. Direkt eski evimin kıçının dibinde. Şuradaydı eski evim. Şurada güzel bir tatlı su kaynağı buldum. Burası benim tarlam olacak. Şurada da bir deniz. Ve yağmur yağıyor sanırım. Bir muson iklimi bölgesine denk gelmişim. İleride bir tane daha tatlı su kaynağı var. Bu yetmezse diye. Evet. Peki. Şimdi iki önemli soru var. Camlar nasıl yapılıyor? Düşmesi de zor değil. Kum alıyorsunuz sahilden. Topladığınız buraya atıyorsunuz ve pişiriyorsunuz. Tek tek öyle uğraşacaksınız. Diğer yandan bazılarınız önemli bir şey denedi fakat başaramadı muhtemelen. Pine'lar gelinsiz. Bu gösteriyi yapmamız lazım. Jack-o-lantern. Evet. Gördüğünüz gibi direkt bodoslama yerleştiremiyoruz buraya. Ya da şöyle yerleştiremiyoruz. Nasıl yerleştirdim? Çözüm çok basit. Önce şöyle iki tane kesiyorsunuz. Böyle bir pillar oluşturuyorsunuz ve bunu yerleştiriyorsunuz. Alttakileri kestiğinizde zaten jack-o-lantern sabit kalıyor. Evet, yöntem bu kadar basit. Ve başka hiçbir şeye uğraşmamızı gerektirmiyor. Ve gördüğünüz gibi biraz daha malakayt topladım. Madenlerimi ben nereye koymuşum? Evet, 10 tane malakayt lazımdı bana. Yanlış şey. Evet. 10 tane malakaytımız hazır. Ve tabii ki de benim bir ara bir şekilde gündüz yapmam lazım. Yani gündüze kadar sabredeceğiz. Sen böyle gel. Bunları hayretten yapmam gereken başka bir şeyi daha hatırladım. O da barrel. Evet. 5 tane barrel yaptık. 4'e kadar stack demir almış ama. Ve şimdi şu deriyi işlemek için bir şeye bakacağım. Evet. Lime water. Lime water'ın yapımı için bize flux lazım. Flux da çekiç ve limestone. Dolomite, chalk, marble ya da borax ile oluyor. Ve neyse ki biz bir limestone yatağındayız. Biraz daha bol olsun limestone'larımız. Evet. Limestone bölgesinde olmanın ufak bir avantajı bu işte. Ve bu sadece lime water yapımında değil, neredeyse bütün craftinglerde işimize yarayacak bir şey. Özellikle blacksmith. Birlikte. Evet. Ve bize bir adet çekiç lazım. Tamam, çekicimiz var artık. Evet, bir stack lime flux'ımız oldu. Yapacağımız şey şimdi çok fazlasıyla basit. Biraz yavaş ilerleyeceğiz ama ya da ilerlemeyelim, daha sağlıklı olur, biz bekleyelim. Neden videoya başladığımda gündüz olmak, gece olmak zorunda? Değil mi? Evet. Barrel'lar nedir diye soracak olursanız bu arada kendileri sıvı toplayan bir şey. Bu arada flux sana bir bakacağız, gördüğünüz gibi çok fazla kullanımı var.
Barrel recipelerine bakıyorum. Patatesten bu arada vodka elde edebiliyormuşuz. Cider. Whiskey. Bunu kesinlikle elde edeceğim, o yüzden wheat benim için önemli bir şey. Beni de tanıyan izleyicilerim benim bir whiskey delisi olduğumu çok iyi bilir. Rye whiskey. Beer. Bunu da muhtemelen yapabilirim. Rice, sake yapabiliyoruz. Rum yapabiliyoruz. Rum'u da kesinlikle yapacağım. Milk. Corn whiskey. Bunu da yapabilirim. Evet. Öyle bir şeyde de tanin elde ediyoruz. Taninin de kullanımını göstereceğim. Tanin bu arada sıvı fakat bu şekilde gösteriliyor. Bu şekilde gösteriliyor. Lime butter da aynı şekilde. Evet. Mortar. Gördüğünüz gibi buradan da çimento elde ediyoruz. Evet. İçkileri de wine beer olarak elde edebiliyoruz. Bu bir işimize yarıyordu ama unuttum. Ama işimize yarıyor. Salt water ve evet, salt water. Brine. Brine de evet, yemekleri korumak için işe yarıyor. Evet, bu önemli bir şey. Ve bunu yapacağız, evet. Bize bucket lazım o zaman. Bucket, tamamdır. Şu hikorileri alalım. Gelin içeri. Tepecikler. Şimdi. Bu arada size kimliğinizi verelim. Sizin kimliğinizi ben nereye koymuştum? İlginç bir biçimde yemiyorlar. Evet. Şimdi. Salt water. İki set yapalım böyle. Bu arada hemen bir gösterelim. Bunları şu şekilde dizebiliyorsunuz. Yani gidip böyle bir merdiven yapabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi testere gel. Bu arada mümkün olduğunca testereyi kullanmayın kırmak için. Ancak benim şu an başka bir yöntemim yok elimde. O yüzden testere kullanıyorum. Maalesef şunlara da bulaşmak durumunda kalıyorum. Evet, bir an önce yatak lazım bana. Bu arada bunu bilmiyordum. Yağmur altında su toplayabiliyormuşuz. O zaman bir tanesi yağmurda su toplamak üzerine ayarlansın. Hatta bunlar direkt yağmurda su toplasın. Tamam. Demin koyamama sebebim.
Demin koymama sebebimi öğrendim. Oruç cidden sinirimi bozuyor. Bu böyle gelsin. Bu arada seal. Seal dediğimiz takdirde bunu kırdığımızda içindeki sıvı gitmiyor. Fakat kımıldayamıyoruz. Kımıldayabilmemizin yolu şunu böyle gizli bir slot var oraya koymak. Ve böyle komik bir duruş. Normalde sırtımda olması gerekiyormuş bunun. Yani böyle durması gerekiyormuş. Evet. Ve nihayet gündüz oluyor sanırsam. Musonlarda yeni bir güne hoş geldiniz. Unseal. Dokuz. Nihayet yağmur dindi ve benim karnım acıkmış. Ve bana bir adet bıçak lazım. Evet. Bıçaklarımız hazır ve nazır. Ve sen gel. Tamam, teşekkürler. Senizin böyle koyalım. Evet ve fırıncağımızı da suyumuzu da içelim. İçeride ne kadar su birikmiş? Bayağı bir birikmiş. Evet bayağı bir birikmiş. İlginç. Şimdi fresh water. Bize biraz fresh water lazım. Evet ve şöyle de gelsin. Bolca barrel'ımız olsun. Burada çalışsın bunlar. Şimdilik. Evet. Ve sizlerin her birinden... Bu şekilde bunları dolduralım. Evet. Böyle angarya bir doldurma işlemini yaptıktan sonra şu sonuncusu kaldı, onu da halledelim. Tamamdır. Şimdi lime water nasıl yapılıyordu? Bir tane flux. Seal. 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 Seal.
Evet, bu şekilde beklenecek bunlar. Ardından lime water. Hot water varmış, evet. Neyse, şundan bakarız. Evet, bu buna dönüşecek. Bunu da kullanım olarak small rawhide'ı işleyeceğiz bunun içinde. Evet. Hazır gündüz de oldu ve ben yukarı çıkayım. Şu arkadaşlarla uğraşacaktık. Evimizde yangın çıkmasın diye sen buraya gel. Evet ve... Samanlar. Ardından... Budlar. Köpecikler, bence uzak durun. Evet. Evet, gerizekalı. Gel. Gel yancan. Hah, tamam, düzeldi. Bir saniye, bir şey deneyeceğim. Olmuyor. Tekrar bir şey deneyeceğim. Kemik ve köpek mekaniklerini çözmeye çalışıyorum işte. Gun lead yapabiliyor muyuz? Hayır, string yapamıyoruz çünkü. Rope deneyelim bir de. Bunun için jute işlememiz lazım. Jute'u nasıl işliyorduk? Evet, fresh water ve... Tamamdır, burada bir yerde jute'umuz olacaktı. Bakalım ne kadar su kullanıyorlar. Evet. Böyle gene bir doldurma süreci. Hala lime water olmadılar. Bunlar zaten zaman alıyor. Ve ben gene şunları doldurmakla zaman geçireceğim. Ah. Ters oldu. Evet, böyle bir angarya. Ve o esnada ben gene köpekle. Bir şey itiraf edeyim, aslında köpeklerden kurtulasım geliyor. Ama cani bir insan olmadığım için bunu yapmıyorum. Onları evcilleştirecek bir yol bulmaya çalışıyorum. O yüzden ekliyorum. Bunun yanı sıra Firmacraft'ta köpekler hakkında bir şeyler öğrenirseniz lütfen bana söyleyin. Çünkü biliyorsunuz ben de çok detaylı bilmiyorum. Seal. 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 Seal.
Başka bunlarda bir şey deneyeceğim. Let's see. Unseal. Daha fazla kullanıyor muydu? Ondan emin olamadım. O yüzden şöyle 4'e bölme yapacağım. Seal. 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 Ve seal. Tamamdır. Bu arada barrel'ları item saklamak için de kullanabiliyorsunuz. Bunu da aklınızda bulundurun. Ve şuna bakıyorduk bir yandan. Bu kalsın. Belki bir işe yarıyordur diye onu öğreniriz. Evet. Ama seni böyle koyalım. Zaten şurada bir tatlı su kaynağımız var. Evet. Ve bu şekilde bekleyeceğiz. Ben bunlar dönüştüğünde gelsem mi? Yoksa bölüm bitirsem mi? 20 dakika olmuş. Biraz daha kalabilir. Zaten geçen bölüm kazara az çekmiştim. Yani zaten bir gece sürüyordu diye hatırlıyorum. O zaman ben biraz saman toplayayım. Evet. Aa, kaldı ki zaten başka bir planımız daha var öncesinde. Benim bir arkadaş şu an olmuş olmalı. Saman, sen gel. Saman, olmamış daha. O zaman olmasına biraz daha var. Evet, bu şekilde. Bekliyoruz. O zaman ben gündüz olduğunda tekrar geliyorum ve şu arkadaş da bitmiş oluyor. Evet, gündüz olmasını beklememe gerek kalmadı. Şu arkadaş hazır. Ve ne hazır? Köpekler gelin. Ya da dur, dışarıda kalın siz. Benim buralarda bir yerde kalıplarım vardı. Kalıpları nereye koydum? Kalıpları buraya bir yere koydum. Evet, bu önemli bir problem çünkü kalıplar yoksa eğer hiçbir şey yok. O zaman nereye bakacağız? Zombi! Evet, umarım ölmem. Ölürsem güzel şeyler olmaz benim için. Çünkü ölmeyi sevmiyorum. Neyse, umarım köpeciklerim beni korur. Bakalım burada mı bırakmışım? Hayır, burada bırakmamışım. Hah, burada bırakmışım. Evet. Phew. Hemen güvenli evimize geri dönelim. Evet. Güvenli, sıcak. Köpekler gelin. Zarar görmeyin siz de. Tamamdır. Ve şimdi bunu alıyoruz. Valla. Artık pikeksimiz var. Ha 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 ha. Copper pikeks. Mu ha 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 ha. Tabii bunun için gündüz olmasını beklememiz gerekecek çünkü hala kazacağım. Evet. Bir sokka impression da yaptığımıza göre sadece gündüzü solda güneş yükseliyordu. Evet. Unseal. 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 Bu da olmamış.
Hayır, çıkamadım. Köpekler! Evet. Phew. Şimdi bakalım. Evet. Sanırım köpekleri bağlamanın yolunu bulduk. Evet. Arkadaşlar, müjdemi isterim. Köpekleri bağlamanın yolunu bulduk. En azından birini. Diğeri içinse... Vanilla Fence yapamıyorum sanırsam. Ne yapabiliyormuşum? Diğer fensler. Bakalım hangisi bunlar kullanılabiliyor mu? Bakacağız. Evet. Şimdi bakalım. İki farklı tip fence deneyeceğiz. Evet. Tamamdır. Köpekleri sabit tutmanın yolunu bulduk. Tabii bir tane daha ihtiyacımız olacak. Onun için daha fazla cüte ihtiyacımız olacak. Artık köpekleri nasıl sabit tutacağımızı biliyoruz ama. En azından bir tanesini sabit tutuyoruz şimdi. İkincisi için daha fazla cüte ihtiyacımız var. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.